Selamlar, ballar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Azıcık şöyle köşeye aldım sizi. Çünkü bu taraftan ışık vuruyor. Her zamanki gibi. Şu perdeler beni yedi bitirdi. Birazdan dışarı çıkacağım. İbo ile buluşacağım. Bugün buluşma öncesi. Ve oradan direkt işe gideceğim. Buluşma öncesi biraz bir adamı deneyim istedim. Sözün özü. Son derece hızlı ve özensiz bir makyaj olacak. Her zaman gibi tırnaklarım da özensiz. Sivilcelerim coşmuş durumda. Hayır kala değil. Hayır abur cubur videolarında yediğim abur cuburlar değil. Evet folik asit bana bunu yapan ve hayır umurumda değil. Üzülecek bir şey yok. Alt tarafı sivilce. Namühim. Saçımı benim klasik oldu artık galiba. Ama hemen klasik oldu 3 kere yaptım diye. Topuzumu yaptım fakat bugünkü diğer günlerdekinden daha özensiz. Niye derseniz çok özenli. Bu arada onun videosunu çekeceğim size söz. Bu topuzu gösterebilmem için saçımın kirli olması lazım bugün olduğu gibi. O arayı bir türlü bulamıyorum yani. Ya saçım kirli oluyor, acelem oluyor, video çekecek vaktim olmuyor. Ya video çekmek için oturduğum zaman böyle saçım temiz oluyor ve bu topuz bence temiz saç topuz değil. Tutmaz çünkü. Yani tutar tabii ki de. Kirli saçla böyle hani atıyorum. Diyelim ki saçınızı bugün yıkadınız. En erken yarın yapabilirsiniz. Hatta ikinci gün yaparsanız daha da güzel olur bence. Ben zaten iki günde bir yıkıyorum saçımı. Öyle o yüzden böyle bir türlü denk gelmiyor size göstermek adına ama göstereceğim. Neyse bugün yaptığım normalde yaptığımdan biraz daha dağınık ve özensiz. Çünkü çok özenli yaptığım zaman saçımı kafamı çok sıkıyor ve o şekildeki görüntüyü seviyorsam da onun kullanımı kısa oluyor benim için. Yani 3-4 saat sonra açmak zorunda kalıyorum çünkü saçımı çok ağrıtıyor. Şu an saat 11 civarı ve ben bugün gece eve 12 civarı gireceğim. Gündüz 11 şu an. 10 saat kafamda onunla gezemem yani. Ondan ötürü böyle biraz daha bol gevşek ve daha az özenli yaptım. Ben her iki halini yapıyorum. O seviyorum. O sımsıkı halini de seviyorum. Böyle sleek, hoş bir görüntü oluyor. Asil olduğunu düşünüyorum. Benim görüntüm ne kadar asil olabilirse. Bu arada üstünde kara bir şeyler görüyorsanız su lekesi az önce yüzümü yıkadım çünkü. Ama bu hali de seviyorum. Böyle ev hali gibi. Ya da dışarı çıkarken böyle alışverişe giderken falan. Eğer önemsemiyorsanız önemsemiyorum görüntüsü. Bence. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İnanılmazsınız. Harikasınız. Atarlı Bilgen videoma yaptığınız yorumlar gözlerime yaşlar getirdi. Muhteşemsiniz. En son baktığımda 600 küsür yorum vardı. 600 küsür yorum. Yani hepsini okuyabildim mi bilmiyorum. İnanılmazsınız. Yani gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Yani bazen düşünüyorum da sizin bu desteğiniz oldukça zaten ben ne derler? Topla tüfekle yıkamazlar. İnanılmazsınız yani. Gerçekten çok samimi söylüyorum. Çok mutlu ettiniz bunu. Canım çok pürüz. Böyle pütür pütür bu arada. Neden? Halbuki Clarisonium. Konuş bilgi. Yani Clarisonium'i kullanıyorum. Tartın bu kremini mi sürsem gözaltı kremi olarak bunu Türkiye'ye götüreceğim bu arada yanımda. Çok pahalısın ve içinde sadece 10 mililitre var. Yoksa şu Lush'ı mı sürsem? Lush Tester'ı. Hadi Lush Tester'ı süreyim de bitsin bu yavru. Hem daha ince yapılı. Lush'ın bu kremi güzel. Bunun için uygun fiyat demiştim. Bu arada bu tester boyu. Normal boyu şöyle devasa bir şey. 50 mililitre falan sanırım. Yani normal göz kremlerinden çok daha büyük. Ve ben bu krem için ucuz dedim diye... Ya bunu nasıl ucuz diyen bir arkadaş olmuştu ya da iki. Sanırım 29 dolardı. Amerika için arkadaşlar 29 dolar o büyüklükte bir göz kremi için çok çok uygun. Yani şu Clean'in ufacık şu tart 10 mililitre 36 dolar mı ne? Klinikler falan nereden baksanız 50 dolar civarı diye hatırlıyorum. Yani 29 dolar çok büyük bir göz kremi için. Bir de Lush normalde de ucuz bir marka değil biliyorsunuz. Lush gibi hani doğala yakın içeriği olan bir krem için çok iyi bir fiyat bence. O yüzden söylemiştim. Yoksa ben hani ben çok zenginim. Bana 29 dolar koymaz anlamında söylememiştim. Yani 29 dolar verilecek ürün var, verilmeyecek ürün var şimdi biliyorsunuz. Bu ne burada? Bu ne burada? Bu ne bu? Okey. Güzel bu kremi seviyorum ama yani yapısı benim istediğimden biraz fazla cıvık ama böyle hemen kuruyor falan seviyorum. Ellerim de hemen kuruyor onu sevmiyorum. Bugün çok böyle hızlı ama kendi kendime şey yapıyorum bu arada ben. Project 20 pen. Benim project penlerim bitmez. Kendi kendime başlayıp bitirdiğim. Şimdi
2016 başladı diye bazıları yabancı benim takip ettiğim YouTuber'lar 2016 pen challenge falan yapıyorlar. Şu parmaklar challenge yapıyorlardı. Oradan bir tane takip ettiğim kız var. O 20'li bir challenge, meydan okuma yapıyor. Kendisi böyle 20 tane tamamen uydurma kategoriden seçiyor. İşte bir tane kırmızı ürün, Urban Decay'den bir tane ürün, sevmediğin bir tane ürün, çok eski bir tane ürün falan filan gibi böyle 20 kategori seçti. O seçerken ben de seçtim kendime. Onlarla Project Tempen yapacağım bu sene. Bunu kameraya çekmedim. Çekmeyi de düşünmüyorum aslında. Çünkü çok ilgileneceğinizi düşünmüyorum. Ama derseniz, ya biliyorum bu harika bir fikir. 2016'da başlamışken hazır biz de yapalım. Çekebilirim. Çok istiyorsanız. Delice bir istek varsa içinizde bu konuda. Çekebilirim. Evet. Yeni ailemize yeni katılan acılı ve... Bu ne çenemde? Ay. Kremmiş. Aynaya bakmadan makyaj yaparsan bilgenziyim. Böyle olur durum. Bunlar aslında bitiyor. Türkiye'ye gelirken bunu getiremeyeceğim muhtemelen. Türkiye'ye gelirken getireceğim makyaj malzemeleriyle ilgili video da yapabilirim. Sanırım geçen sene yapmıştım. Gerçi daha çok var. 7 hafta, 6 hafta falan var. Hani daha o sürece çok var ama. Yine de göster derseniz neden olmasın. Real Techniques'in şu fırçasını sanırım hassasıyım. Hangi fırça bu? Multitask fırça. Fırçalar iyi. Ten fırçaları. Yani göz fırçaları o kadar iyi değil bence. Ten fırçaları iyi. Yalnız tek sorun şu üstlerindeki yazılar çıkıyor. Fırçanın ismini eğer bilmiyorsanız ya da benim gibi önem vermiyorsanız sonradan fırçanın üstünden bakmaksa amacınız bakamıyorsunuz. Çok büyük bir sorun değil. Dünyanın sonunda değil ama yani çıkmasaymış iyiymiş üstündeki yazılar. Koskoca Real Techniques yani. Fondötenini sürsem ya. Son zamanlarda sürekli toz pudra fondöteni sürüyorum. Onu süreyim hadi hızlı hızlı olsun. İşe de hiçbir şey kalmasın suratımda. Bunları süreyim. It Cosmetics'in bu iki fondöteni, ikisi de aynı fondöten. Farklı renkleri çok zengin çünkü 50 tane rengi var. Medium ve light. Şaka bir yana. Medium bana çok bej geldiği için, light de biraz açıkça olduğu için karıştırıyorum. Bu fondötenin hassasıyım. Şu şekilde görünüyor. It Cosmetics harika bir marka. Keşke Türkiye'de de satılsaydı. Severek kullanıyorum. Ne yapıyorum? Şu iki pudrayı şu şekilde elimde tutuyorum. Yan yana, can cana, böyle. Şu fırçayla bir ona batırıyorum, bir ona. Bir ona, bir ona. Sonra da yuvarlak hareketlerle sürüyorum. Bir ayna bulamadım. Bence bu tarz toz bir fondöten için kapatıcılığı oldukça güzel. Kapatıcılığı güzel. Mesela bu amaçla şey de kullanabilirsiniz. MAC'in Studio Fix fondöteni miydi? O da var ama o çok çok... benim keşke şeyi yanımda getirseydim. Neydi onun adı? Fix Plus. Bunun üstünde Fix Plus güzel oluyor. Neyse bu çok pudra pudra görünen bir fondöten değil. Çünkü içinde ışıltılar var. O yüzden de sürdüğünüzde çok böyle... Ölü gibi pudramsı bir görüntü olmuyor bence. En azından MAC'inkine kıyasla çok daha az oluyor. Böyle çabuk makyaj yapma... Çabuk makyaj yapmak istediğim günlerde hemen bunu sürüyorum. Çıkıyorum. Tabii ki bir likit fondöten kadar kalıcı değil ama işimi de görüyor. Bu arada biz bugün İbo'yla ne yapacağız? Gidip kahvaltı edeceğiz. Bizim şeyimiz o. Spesiyelimiz kahvaltı ya da brunch duruma göre brunch. Ay niye brunch falan deyince kendimi İstanbul tikisi gibi hissediyorum. Dökülmeden yeni aldım bu bilgisayarı. Kaç para bu biliyor musun sen? Yarı zekalı. Neyse. Üstüme de silmeliyorum. ya kahvaltı yani neyse kahvaltı ve sinema olayına gireceğiz. Çünkü birbirimizi çok sık göremiyoruz. Gördüğümüz zaman da genelde günün sonunda birimizden biri işe gitmesi gerekiyor. Bugün o kişi benim. Doğal olarak bunu bu arada öncesinde de sürebilirdim şimdi. Tozun üstüne sürmüşüm gibi olacak ama no problem. Görüyor musun bilmiyorum. Işıltı var cidden cildimde. Hassasıyım.
Mayo. Ay yedi beni bu T-Mobile, yedi beni mobile. Bizim ne derler, telefonumuzun taşıyıcısı mı? Hani Türkiye'deki Turkcell gibi işte. Biz burada T-Mobile kullanıyoruz ve eskiden memnunken şimdi çılgınca nefret ediyorum. Deli gibi, manyak gibi telefon parası ödüyoruz. Bitmedi ödemeler. Bitmedi! Bugün ayın kaçı olduğunu size söyleyeyim mi? Bu bilgi lazım mı size? Hemen söyleyeyim. Bugün ayın... Söyleyemedim. Yine söyleyemedim. Ne diyorsun İbo? Ne diyorsun İbo? Bugün ayın, ayın 6'sı. Bir dakika, İbo ne diyor? Ses kaydı yollamış. Bir de Big Short diye bir film varmış. Böyle daha çok işte medya, filmi tarzı bir şey. Sanırım en güzel şey dediği son. Bana böyle geliyor, en azından eğlenceli film. O zaman 12'de orada buluşuruz. Ondan sonra ya Fashion Yemiş'in şey yaparız. Birinden birinin altları gideriz. İzleriz filmi. Uyar mı? Uyar tatlım. Dur bir de öyle söyleyeyim. Uyar tatlım. Ben hazırlanıyorum yani, istersen 11.45'te yapabiliriz onu. 15 dakika çok büyük değişiklik. Açız, ikimiz de kahvaltı edeceğiz. Edazayız. Ay saçlarım çok çıkıyor. Neyse. Ne yaptım en son ben? Kapatıcımı sabitleyeyim. Bu arada ben mesaj yazma olayından nefret ediyorum. WhatsApp gruplu, iki tane ayrı WhatsApp grubundayım. 12 arkadaşlar bilir. Ayrazığım ve Gülayzığım ve Fıkızığım bilir ki ben mesaj yazmaktan hiç haz etmiyorum. O yüzden genelde hep ses gönderiyorum. Az önce de İbo ile yazışıyorduk. Çocuğum tatlı tatlı yazıyordu. Ben ses gönderince o da sese döndü. Hiç uğraşamıyorum mesaj yazmak. Sevmiyorum. Ay, ne yapacaktım ben? Şu, ay bitmez mi ya? Bir göz bazı. Güzel baz ama. Göz bazı. Bu arada geçen gün baktım, 50 tane bazım var benim. Yine kendimi öveyim. 50 tane göz farı bazım var. Abartıyorum, 50 değil ama. 7-8 tane var. Hiçbirini ben almadım. Hep oradan buradan çıkmış. Anlamadım. Bunlar bitmiyor arkadaşlar. Böyle Urban Decay falan tam boy bazını alanları görüyorum. Nasıl yani? Evla değil ki, bitmiyor ki. Ben de çok az sürüyorum ama yani ufacık bir alan. Evet. Hemen şöyle hızlıca. Çok uzayıp hızlıca bir makyaj yapacağım. Eğer bulabilirsem diyecektim. Fırça yıkamayı da sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum. Ne renk süreyim? Oh, şunu süremedim. Vatan Valdem Brulesi de bitirmeye çalıştıklarından bir tanesi. Halbuki seviyorum aslında, bitmesine gerek yok. Ama o Project Pen videosunda kız bir tane tomboy eyeshadow göz farı demişti. Ben de şu an 8 senedir The Balm'ın Balm Jovesini ve Sleek'in bir paletini bitirmeye çalıştığım için ve onlar da tabii ki ilk önce açık renkleri bitirdiğim için elimde mat bir açık renk olsun diye Vatan Valdem'i seçtim. Bugün vlog çekeceğim muhtemelen, size günlerdir vlog çekmiyorum. Bugün artık dışarı çıkmamızı bahane ederek bir vlog çekeyim de ayıp olmasın. Zira 8 sene kadar oldu ben adam gibi bir şeyler çekeli size. Bu kadar yanlış bir fırçayla başladın ki bilgenciğim. Bilgenim tolisim. Temiz bir fırça kullanaydım iyiydi. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Oralar bayağı karlıymış dediğim kadarıyla. Burası da iki gündür yağışlı. Şükürler olsun yağmurumuz var biraz. Ama çok soğuk değil tabii havalar. Gene bir 15 derece falan civar. Yani San Diego'ya göre soğuk tabii. Millet kaban falan giyiyor bu havada ama. Türkiye'ye kıyasla hiçbir şey değil. Daldan dala atlamalarım sizi mutlu ediyor ama. Acele ettiğimi farkında mısınız bu arada? Bu göz kalemini de bitirmek istiyorum bu yıl. Ki bu benim en sevdiğim göz kalemi. Her ne kadar L'Oreal'se de.
Ben bunu ta Türkiye'de yaşarken almıştım. O yüzden sayılmaz. Rimmel sürmesem size ayıp olur mu? Ay ne rimeli be, saçmalama. Rimmel sürmesen kendine ayıp olur. Eyeliner. Bence ayıp olmaz. O yüzden direkt rimele geçeyim. Smashbox'ın Full Exposure isimli bok gibi rimeli. Evet, bok gibi. Hiç güzel değil. Siz her ne kadar görmeyecekseniz de, çünkü dolapta bunun üstünde belki Fix Plus'a söyledim ki bence aslında ihtiyacı yok ama yedemeli siz kuru ciltliyseniz ve buna benzer makyaj yapıyorsanız muhakkak Fix Plus. Ne saçmalıyorum ben ya? Fix Plus. Muhakkak üstüne bir tane iPhone 6 Plus sıkın. Ah Bilgen, ah Bilgen, ah ciğerim Bilgen. Aa, ruj olarak ne süreyim? Yeni aldığımı süreyim mi? Rom. Yani hiç... Merhaba tütlüm. Bu sabah uyandığımda bir 30 tane mail cevapladım sanırım. Dün de yaklaşık bir 50 tane mail cevapladım. Azıcık bitmiş, tükenmiş olabilirim. Her maile cevap veremedim ama. Ne olur, kimse kusura bakmasın. Bir de şimdi benim gerizekalı patronumun şöyle bir mantığı var kafasında. Ben Türkiye'ye gidiyorum 3 ay, ama 3 ay keşke. 3 hafta Türkiye'de kalacağım diye benim yerime çalışacak olan kişiler var. O yüzden eğer onlar isterse ben şu an onların yerine çalışmalıymışım. Ben zaten haftada 5 gün çalışıyorum. Bazen 6. Yani bir insanın da yani bir gün dinlenmeye hakkı vardır herhalde. Ama bunlar biraz gerizekalı olduğu için bunu düşünemiyorum. Yani sen adam ol da bir tane fazladan eleman al. Böyle durumlar için. O kadar elemana ihtiyacımız var ki çılgınca aylardır söylüyoruz. Dinletemiyoruz. Şimdi bana gelmiş biraz daha fazladan çalışman lazım diyor. Dedim yani ben zaten 5 gün çalışıyorum. Bazen istediğinde 6 gün çalışıyorum. 7 gün çalışmayacağım dedim. Kimse kusura bakmasın dedim. Zaten yani bu var, bir de YouTube olayı var benim için. Canım çıkıyor. Şimdi bir de satış aldım başıma. O yüzden maillerinize çok geç dönersem, ki erken dönmeye çalışıyorum, sebebi bu. Yani bir tane, yani bir tanecik canı var. Ne yapsın? Anastasyacığım çok iyisin. Çok hoşsun. Kaş ürünü de seviyorum. Ama koyu be. Benim salaklarım gidip gel. Gerçi daha açık rengini alsam iyi olurmuş da. Ay hiç adımla dönemedim. Hiç güzel olmadı. Daha iyi bir performans bekliyordum kendimden. Ali ile Cey dediğim videoda, makyaj videosu da 18 dakika. Ve muhtemelen bunu hiç kesmeyeceğim. Lap diye koyacağım. Rimel, işte rimel sürmüş gibi görünüyor muyum hiç? Böyle benim yüzüm sanki koyu. Esmeraldayım sanki. Sanki esmeraldım. Burhancığım sana selamlar. Bronzerımı kıskanma. O kadar bronzerim var, 2 dolarlık bronzeri kullanıyorsun diyordu da. Bitirmeye çalışıyorum, atayım mı ya? İşte gençler, gençlik alışmış, israf, israf, israf. Lilin ablanız öğretecek size. Sivilcimi acıttım. Ağlık ne kullanacaktım ben? Ay bu sefer çok... Bitirmek için bu ağlığı seçmişim de, tart. Bu da çok ışıltılı bir ağlık, beni sinir edecek şimdi. Allık fırçam nerede? Allık fırçam nerede? Ya niye ben her şeyin şu uzaklarda? Neyse şunu da söyleyeyim. Yani tart allık güzeldi. Öve öve. Yeri göğe sığdıramadılar. Nasıl çılgınca parlıyormuş gibi görünüyor. O güneş vırdığından. Ne yapacaktım? Ne eksik? Ruj. Başka? Bir kat daha rimel sürsem olur. Şunlar. Sinir geliyor.
Make in Russian Red'ini de bitirmeye çalışacağım. Neyse hepsini göstermeyeyim. Belki videoyu isterseniz orada göstereyim. Ay o kadar makyaj alakasız bir sürüceğim ki şimdi. Ve o kadar umurumda değil ki. Ay bir dakika, hayır hayır. Şu yeni aldığımı söyleyeyim. Rome. Rome. Allah'ım muhteşem bakıyor. Ah açım zaten. Canım böyle pancake falan çektiriyor. Size göstersem sürerken. Allah'ım muhteşem kokuyor. Alın bunlardan, çok güzeller. Türkiye'de var mı ya bunlar? Hiç bitirmiş ya bence. Ne derler bunlara? Mat bu. Şimdi mat görünmüyor. Birazdan kuracak ve mat olacak ama mat ruj olayını bence Nick bitirmiş yani. Nick bitirmiş. Color Pop falan biraz hikaye gibi geliyor. Bana daha önce hiç Color Pop ruj kullanmadım bu arada. Ama yine de bana hikaye gibi geliyor. Evet, bitti. Beef cut daha reme istiyor mu bünyemiz? Bünye istiyor mu remeli? Yes, istiyor. Ben eyeliner söz ben değilim bence. Biliyorum bir kısmımız seviyor eyelinersiz makyajı. 3 kat rümen sürüp de böyle görünmesi. Gerizekalı. Gerizekalı. Uh-oh, batırdım. Rümele gerizekalı dersen bu olur işte. Smashbox'ın laneti. Ne yapıyoruz o zaman? Şunu buraya sürmüştük ya, üstünde kalan burayı şöyle geçiyoruz. Çok da önemli değil. Evet, şimdi bir parfüm süreceğim, üstümü değiştireceğim, çıkacağım, İbocu'yla buluşacağım ve muhtemelen bugünü de video çekeceğim ve muhtemelen tabii ki farklı tarihlerde izleyeceksiniz ama bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim, sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene kadar hoşça kalın. Bye.